Geç abla şöyle. O benim okul yazarım yok. Ama onların sayesinde bir de kızım okula gidiyor ya. Ne cebinde ne bulduysam kızımı okutturuyorum. Oğlum evi bak nasıl yaktı. Ondan sonra bizi de öldürmeye çalıştı. Ben geldiğimde ev yanıyordu. İmdat, imdat diye bağırmaya çağırdım. Komşular bir kısmı çıktı, bir kısmı da kaynılarım yakınımda. Geldiler, itfaiye de geldi, polisler de geldi. Bir baktık orada sıkmaya başladı. Aileyi öldürecek. Kız kardeşine mi isabet etti? İsabet etti. İki bacağından vuruldu. Ben iki seneden beri işkence yaşıyorum. 100 kiloydum. Ölüyorum şu an. Çölek hastalıkta bende oldu. Hastayım. Bir çocuğum şeker hastası oldu. Bir çocuğum kurban gitti. Bunlar içiyorlar ya abiler, içiyorlar, ilgilenemiyorlar. Bir anne olarak ben istiyorum oğlum tedavi olsun, gençleri kurtarsın yani. Onlar götürüyorlar demiyorlar, küçük kardeşim senin. Ben şu an okulda olmam gerekiyorken ben yataktayım. Ben çok korktum. Ayağımı gördüğümde psikoloji bozuldu. Doktor beni yatırıyor. Ben ayağıma bakıyordum. Diyor bakma, bakınca eline ne geçiriyor diyor. İşte orada çocuklar vardı, itfaiyeciler vardı, polisler vardı. Madde içiyor diye oraya direkt sıktı. Benim bacağıma, kafama gelebilirdi. Orada ölebilirdim. Okulumdan, hayatımdan olabilirdim. Ben buzcuların yakalanmasını istiyorum. Kızım 14 yaşında işte bu hale geldi. Hep MET yüzünden içtikleri için ben hayatımı zehir ettiler. 2 seneden beri oğlularım hayatımı zehir ettiler.